Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cezve kullanmadan bol köpüklü ocağın üstünde kahve yapımını paylaşacağım. Ben yıllardır bu yöntemi uyguluyorum. Gerçekten çok memnunum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Lezzeti köz kahve tadında oluyor ve bol köpüklü oluyor. Kesinlikle köpüğünü kaybetmiyor. Ayrıca oldukça da pratik. Tüm püf noktalarıyla size nasıl yapıldığını anlatacağım. Bunun için öncelikle kahveye ve suya ihtiyacımız olacak. Ben şekersiz içtiğim için sade yapacağım. Ancak şekerli içenler 1 adet küp şeker veya 2 adet küp şeker veya 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyebilirler. Şimdi öncelikle burada 1 tatlı kaşığı kahvem var, Türk kahvesi. Onu fincana alıyorum. Üzerine biraz da tarçın ekleyeceğim. Gerçekten sizlere de tavsiye ederim. Tarçın çok lezzetli oluyor ve kan şekerini dengeliyor, tatlı ihtiyacını kesiyor. Şimdi üzerine suyumuzu ekleyelim. Suyu tam iyice doldurmadan üzerinde hafif boşluk kalacak şekilde ekledim. Çok fazla karıştırmayacağım. Şöyle hafif hafif. Zaten pişerken o kendisi aşağı doğru iniyor. Şöyle bir kere dolandırmam yeterli olacak. Şimdi fincanımızı ocağın üstüne alıyoruz. Fincanımı ocağa aldım. Şimdi altını açacağım. Kısık ateşte pişireceğiz. Pişirirken ocağın büyük gözüne koyalım arkadaşlar. Küçük gözüne koyduğumuz zaman direkt fincanın altından ısı verdiği için bir anda altını kapatsak da taşma yapıyor. Ancak ocağın büyük gözünde pişirdiğimiz zaman bunu engellemiş oluyoruz. O nedenle küçük gözünde değil de büyük gözünde pişiriyoruz. Bakın aşağı doğru inmeye başladı kahveler. Kesinlikle başından ayrılmadan pişirelim arkadaşlar. Çünkü bir anda pişip kabarabiliyor. Taşma ihtimalini engellemek için başında bekleyeceğiz. Zaten çok kısa bir sürede pişiyor kahvemiz. Kahvemizin kenar kısımları hafif kabarmaya başlar başlamaz ocağın altını kapatacağız. Ben bu kahve yapımını diğer sosyal medya hesabımda da paylaşıyorum. Orada çok soru geliyor. Fincan yanmıyor mu? Çatlamıyor mu şeklinde. Kesinlikle fincanda porselen olduğu için çatlama, kırılma olmuyor. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz kahvelerinizi. Kahvemin kenarları kabarmaya başladı. Burada çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Biraz daha kabarmasını bekleyeceğim ve hemen altını kapatacağım. Evet, altını kapatıyorum. Çünkü biraz da fincanın içinde pişecek. Onu da hesap ederek biraz kabarmaya başlayınca altını kapatalım. Bu şekildeyken kesinlikle kahveyi almayın arkadaşlar. Eğer alacaksanız da bir bezle alın. Ben genelde bekletiyorum bir 5 dakika kadar soğumasını. Daha sonra alıyorum ve içiyorum. Şöyle size köpüğünü de yakından göstereyim. Fırın tutma eldiveniyle alacağım. Şöyle bakın. Gayet güzel köpüklü bir kahve oluyor. Kahvemi ocaktan alıyorum. Elimle tutabileceğim sıcaklığa geldi. Bu şekilde. Kahvenin rengi koyu olduğu için rengini ayarlamakta, ışığı ayarlamakta biraz sıkıntı çekiyorum ama yine de gözüküyor sanırım. Şu anda gördüğünüz gibi beklediği halde köpüğü hala duruyor. Bunu cezvede yapmış olsaydık eğer şu anda köpüğünü tamamen kaybetmiş olacaktı. Çok pratik bir yöntem arkadaşlar. Özellikle tek başınıza kahve içeceğiniz zaman kolay bir biçimde fincana kahvesini, suyunu koyarak yapabilirsiniz. Diğer güzel bir özelliği de kahvenin hemen soğumamış olması. Çünkü fincan ısındığı için kahveyi hemen soğutmuyor. Ancak içerken mutlaka kontrollü bir biçimde için, ağzınızı yakmayın. Fincanım soğudu. Kolaylıkla elime alabiliyorum. Artık içebilirim. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar.
Eğer sorularınız olursa bana yorum kısmına yazarsanız oradan size cevaplayabilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bana destek amaçlı kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.